Kadınların araba kullanması yasaktır. Kadınlara dayak atılması caizdir. Kadınlar erkekler gibi dört evlilik yapmaz çünkü bu mantıksız. Sigara kullananlar kafirdir, dinden çıkıyor. Müzik dinlemek günahtır. Aç şarkıları dinlemek caiz değildir. Mesela bir çöldesin ve açsın, artık yiyecek hiçbir şey yok. O zaman karnını kesip yiyebilirsin. Bir kadın çalışamaz, bir kadın dışarı çıkamaz, bir kadın açık giyinemez, bir kadın kocasına itaatsizlik yapamaz, bir kadın pencereden kafasını çıkaramaz, bir kadın kocasından habersiz yan komşuya gidemez, bir kadın erkeklerin bulunduğu bir ortamda konuşamaz, gülemez. AK Parti'ye oy vermeyenler dinden çıkmış, imandan çıkmış, cehennemde cayır cayır yanacaklar. Merhaba arkadaşlar, T-Media TV'ye hoş geldiniz. Bir Hikayem Var adlı serimizin bu haftaki konuğu bir cami imamı. Son zamanlarda hocalar tarafından verilen fetvalar sosyal medyada yoğun bir şekilde paylaşılıyor ve tartışılıyor. Bunları tek tek Muhittin Hoca'ya soracağız. Muhittin Hoca, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hemen ilk sorumla başlamak istiyorum. Sizce kadın ve erkek eşit mi? Kadın ve erkek hiç eşit olur mu ya? Bu fıtrata ters. Nasıl eşit olsun? Kadın zaten erkekten sonra dünyaya gelmiş. Doğarken bile erkek ondan önce gelmiş. Erkek her zaman bir adım öndedir. Erkek fiziksel olarak da ondan daha güçlüdür. Zeka olarak da ondan daha öndedir. Erkek parayı kazanandır. Erkek çalışandır. Erkek ailesine bakandır. Erkek kadının namusundan mesul olan insandır. Yani kadın ve erkeğin eşit olması Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi fıtrata ters. Kadınların erkeklere karşı görevleri nelerdir? Kadının erkeğe karşı görevleri çok. Bir kere erkek akşam eve geldiğinde kadın güler yüzle kapıyı açmak zorunda. Ceketinin takkesini alacak, hoş geldin beyim diyecek. Onu içeri buyur edecek, ayaklarını yıkayacak, çoraplarını çıkaracak. Sıcak yemeğini önüne koyacak, çayını verecek, meyvasını verecek. Adamın bir dediğini iki etmeyecek. Akşama kadar çalışmış, adam yorgun yorgun gelmiş eve. Dırdır etmeyecek, bunlar günah. Çok konuşmayacak, rahatsız etmeyecek. Kocasının parasını ondan habersiz cebinden çıkarmayacak. Kocasının malını ondan habersiz başkasına vermeyecek. Kafasına göre alışveriş yapmayacak. Kafasını camdan dışarı çıkarmayacak. Hiçbir erkeğe görünmeyecek, kocasından habersiz hiçbir erkek onun sesini duymayacak. Kadının erkeğe karşı görevleri çok fazladır. Peki hocam, faiz alıp vermek caiz midir? Yani faiz bazı ayetlerde haram olduğu söyleniyor ama TOKİ için, yani TOKİ'den ev almak için faiz kullanılabilir. Bu caizdir. Yani bu konuda bir güncelleme getirdik ve böyle bir değişiklik yapmak istedik. Peki kadınlarla ilgili bu kadar fetvalar verilirken erkekler nelere dikkat etmeli? Tabii erkeğin de dikkat etmesi gereken bazı şeyler var. Erkekler dar pantolon giymeyecek. Tayt gibi pantolonlar giyiyor, sokakta dolaşıyor. Diğer erkeklerin nefsini uyandırıyor. O yüzden erkeklerin dar giyinmesi de dinimizce caiz değildir. Adam camiye gelmiş namaz kılmaya, daracık tayt gibi pantolon giymiş. Secdeye indiğinde kalçalarının çatalları açılıyor. Orada erkekler de görüyor. Onlar da günahkar oluyor. Onlar da göz nefsine düşüyor. Yani hem giyen için haramdır, hem bakan için haramdır. Sokakta görüyorum erkekler daracık pantolonlar, daracık tişörtler giyiyor. Vücut hatları tamamen gözüküyor. Bu caiz değildir. Bu diğer erkeklerin nefsini uyandırıyor ve onları günahkar yapıyor. Dinimize göre kimlere nikah kıyılabilir? Teyze, hala, bacı ve anne dışında herkese nikah düşüyor. Baldızımızı alabiliyoruz. Üvey kız dedeye kalabiliyor. Yengemizi alabiliyoruz. Amcamızın, dayımızın karısını alabiliyoruz. Herkese nikah düşüyor. Yani bu birinci derece kan bağı olanlar dışında kimi götürebiliyorsak nikah kıyılabiliyor. Şunu da sormak istiyorum hocam. Bir hoca çıkıp bir yerde erkek acıkırsa karısını yiyebilir diye bir fetva vermişti. Erkek acıkınca karısını yiyebilir mi? Evet, onu ben de gördüm. Yani bu zor şartlarda mecbur kalmadıkça yapılabilen bir şey değil. Ama mecbur kaldığında, mesela bir çöldesin ve açsın, artık yiyecek hiçbir şey yok. O zaman karnını kesip yiyebilirsin. Yani bunu Allah helal etmiş. Yani bir adam kendi karısı, sonuçta kendi malıdır. Acıktığı zaman bir çölde bir imkanı yoksa, yani imkanı varsa bu günahtır ama imkanı yoksa, hiçbir şey yiyecek bir şey bulamazsa karısını yiyebilir. Kadınların giyimi tam olarak nasıl olmalı? Kadınların giyimi konusunda zaten son zamanlarda herkes çığırından çıkmış. Sokaktaki bütün kadınlar kasap dükkanı gibi. Et görmekten gına geldi artık. Herkesin bacağı baldırı dışarıda. Normalde dinimize göre anne bile kendi kızının yanında şort giymemeli. Ama dışarıda görüyorsun, insanların her tarafı dışarıda. Şortlar giyiyorlar, mini etek giyiyorlar. Bunların katli veciptir. Bunlar dinimize göre normalde öldürülebilir. Bu çıplaklıkla dışarıdaki hem kendisi günahkar hem dışarıdaki insanları günahkar.
günahkar ediyor. Ben dışarı çıktığımda çıplak bir kadın gördüğümde ben de günahkar ediyorum. Beni tahrik ettiği için, benim nefsimi uyandırdığı için ben de günahkarım. O da günahkar, oradaki diğer insanlar da günahkar. Normalde bir kadının giyimi çarşaf olmalı. Sadece gözleri, o da önünü görsün diye. Siyah bir tünle gözlerini de kapatıyorsa yani daha iyidir. Eğer onunla dışarıyı görebiliyorsa, yolunu görebiliyorsa, bir yere çarpmayacaksa, onu kullansa daha makbuldur. Ama yine de Allah-u Teala demiş ki gözleri dışarıda kalsın, en azından önünü görsünler. O yüzden normalde yani bir kadının sadece gözleri dışarıda olmalı. Ayak bileklerine kadar uzun ve bol vücut hatlarını göstermeyecek şeyler giymeli. El bilekleri ayak bileklerine kadar, hatta eller bile gözükmeyecek şekilde, bu şekilde eldiven de kullanırlarsa daha makbule geçer. O dışarıda mini etek, şort giyen, bacağı baldırı, memesi, götü, başı dışarıda olan kafirdir, Müslüman değildir. Onlar cehennemde cayır cayır yanacaklar. Peki hocam, sigara kullanmak haram mı? Sigara da haramdır, alkol de haramdır. İsraftır. İyi bir şey değildir. Yani sigara kullananlar kafirdir, dinden çıkıyor. Yine çok tartışılan bir konu. Bir kadına dayak atmak caiz midir? Kadınlara dayak atılması caizdir. Yani kadın Nisa 34'te de söylüyor, dövebiliriz ama çok fazla dövmemek. Yani eğer döveceksek elimize en fazla şu kadar kaldır. Yani şöyle değil, şu kadar dövmemiz gerekiyor ama dövebiliriz. Çünkü kadın erkeğin helalidir, namusudur, şerefidir, hasiyetidir. Kadın erkeğe itaatsizlik yapıyorsa Allah-u Teala da erkeğe o hakkı vermiş. Yani demiş ki sana itaatsizlik ederse önce yatağını ayır, sonra bir yere kapat, sonra konuş. Bütün bunlar olmazsa dövebilirsin. Yani döv diyor. Yine çok tartışılan bir konu daha. Kadınların araba kullanması caiz midir? Kadınların araba kullanması yasaktır. Yani 1500 yıl önce kadınlar deveye de binmiyordu. O yüzden caiz değildir. Yani bir kadın araba kullanıyorsa bile kocasının bulunduğu noktadan en fazla 90 kilometre gidebilir. 90 kilometreyi 1 santim ile geçerse dinden çıkar, imansız olur, cehennemde cayır cayır yanar. Yani o kadın en fazla 90 kilometre gidebilir. Kadın ve erkek aynı ortamda bulunabilir mi? Kadınların ve erkeklerin aynı ortamda bulunması haramdır, caiz değildir. Çarşıya, pazara giderken de yine aynı şekilde kadın gözlerine kadar her şeyini kapatarak dışarı çıkıp alışverişini yapabilir. Çalışması kesinlikle caiz değildir. Haramdır. Bir kadın çalışamaz. Bir kadın dışarı çıkamaz. Bir kadın açık giyinemez. Bir kadın kocasına itaatsizlik yapamaz. Bir kadın ben illa çalışacağım diyemez. Bir kadın saçını başını açamaz. Bir kadın pencereden kafasını çıkaramaz. Bir kadın kocasından habersiz yan komşuya gidemez. Bir kadın erkeklerin bulunduğu bir ortamda konuşamaz, gülemez. Sesini başka erkeklere duyuramaz. Çünkü kadının sesinden erkek tahrik olur. O kadının yüzünden erkekler günahkar olur. Peki hocam, bu da çok sorulan ve merak edilen bir soru. Kadınların çalışması caiz midir? Demin de söylediğim gibi kadın çalışamaz. Kadın evinde oturur, çocuğunu doğurur, yemeğini yapar, temizliğini yapar, kocasına itaat eder. Kocası ne istiyorsa onu yapar. Evin dışına bile çıkamaz. Kadının görevi evin içerisindedir. Onun hayatı evin içerisinde çocuk yapmak, yemek yapmak, kocasına itaat etmek ve kadınlık görevlerini yerine getirmektir. Onun tek görevi hayatta budur. Çalışmakmış, dışarı çıkmakmış, erkeklerin bulunduğu yerlere gitmekmiş. Bu kadını dinden çıkarır, imandan çıkarır. Bu kadını kafir yapar. Bu kadın yüzünden dışarıdaki erkekler de dinden çıkar, günahkar olur ve cehenneme gider. Müzik dinlemek veya şarkı söylemek günah mıdır? Müzik dinlemek günahtır. Aşk şarkıları dinlemek caiz değildir. Seksi çağrıştıracak şarkılar ve müzikler dinlemek kesinlikle günahtır. İnsanı dinden çıkarır, imandan çıkarır, seni tahrik eder ve bu şarkıyı söyleyeni de, şarkıyı bir yerlerde yayınlayanı da, dinleyeni de, buna zevk alan da, herhangi bir enstrüman çalan da, satan da, alan da, söyleyen de hepsi günahkardır, hepsi kafirdir, hepsi dinden çıkıyor. Dinimize göre evlilik yaşı kaçtır ve kaç olmalı? Evlilik yaşı Diyanet'in de söylediği gibi kız çocuklarında 9, erkek çocuklarında 12 yaştır. Yani bir çocuk ergenliğine girdiğinde ilk adet döneminden sonra evlenebilir, eş olarak alınabilir. Bir kız çocuğu 8-9 yaşına geldikten sonra artık o bir kadındır. Yani ilk adetini gördükten sonra o artık çocuk değil, bir kadındır. Onu örtmemiz, onu kapatmamız, onu dışarı salmamamız lazım. O evin içinde artık annesi gibi, bir kadın gibi yaşayacak. Kız çocuklarına daracık, kısacık şeyler giydirmeyin. Saçları dışarıda olmasın. Bir çocuk ergenliğe girmişse o artık bir kadındır ve o başkasının nefsini uyandırabiliyor. O da günahkar oluyor. Nefsi uyanan da onun yüzünden günahkar oluyor. O yüzden çocuklarımızı ilk adet döneminden sonra mümkün oldukça okullardan çıkaralım, evlendirelim. Peki hocam, son bir soru.
Kadınlar da erkekler gibi 4 tane evlilik yapabilir mi? Kadınlar erkekler gibi 4 evlilik yapmaz çünkü bu mantıksız. Diyorlar ki erkek niye yapabiliyor? Erkek niye yapabiliyor? Çünkü erkek fiziksel olarak daha güçlü. Yani hangi durumlarda yapar? Eğer karısı hastaysa, eğer karısı artık ona kadınlık görevini yapamıyorsa, eğer karısını artık sevmiyorsa ve boşamasını da istemiyor dinimiz. O yüzden ona diyor ki sen eğer bakabiliyorsan ikinci evliliğini yapabilirsin. Üçüncüyü de yapabilirsin. Dörde kadar izin vermiş. Ama niye? Çünkü erkek kadından her anlamda daha üstündür. Erkek hangi kadınla birlikte olursa olsun çocuğu olduğunda anası da belli, babası da belli. Ama bir kadın eğer 4 tane evlilik yaparsa çocuk doğurduğunda o çocuğun babasının kim olduğu belli olmuyor. Şimdi eskiden hastaneler, doktorlar, bilim yoktu. Şu an bilim bir saç telinden kişinin 7 ceddine kadar dokümanlarla sunabiliyor. Yani o zamana göre verilmiş karar budur. Yani Allah'ın işine karışılmaz. Allah öyle demiş, biz öyle yapıyoruz. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Bu verdiğiniz dahiyane fikirler ve cevaplar için size tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Son olarak bize ne söylersiniz ve yavaş yavaş programımızı bitirelim. Size de teşekkür ediyorum. En azından sizin vesilenizle insanlara dini aşılamak, ahlakı, ahlaklı bir hayat tarzını insanlara öğretmek, göstermek bizim için çok önemlidir. AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan bugün bu ülkede iktidardaysa, bugün hala ülkemde benim gibi dindar ve ahlaklı insanlar yaşıyorsa, bu biraz da AK Parti hükümetinin sayesinde olmuştur. AK Parti oy vermek Allah'a ibadet etmektir. AK Parti'ye oy vermeyenler dinden çıkmış, imandan çıkmış, cehennemde cayır cayır yanacaklar. Evet arkadaşlar, bir programın daha sonuna geldik. Gerçekten inanılmaz. Beynin firar ettiği, mantığın devre dışı kaldığı, akıl sır erdirilemeyen ne kadar konu varsa hepsini tek tek sorduk. Muhittin hocamız da o engin bilgi ve tecrübesiyle bizi aydınlattı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Konuyla ilgili görüşlerinizi yorum kısmına yazıp bizlere ulaştırabilirsiniz. Fikirlerinizi gerçekten çok merak ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.